Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Yüce İslam tarihinden dersimiz Taif kazasına gelmiş bulunmaktadır. Eftas'ta tutunamayarak bozguna uğrayan Sakifliler, Taif'e sığınıp, şehrin kapılarını üzerlerine kilitlemişler, savaşmaya hazırlanmışlar ve buna karar vermişlerdi. Sakifler daha önce kalelerini de onarmış, bir yıl kuşatılacak olsa ihtiyaçlarını karşılamak ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar gıda maddelerini de kale içerisinde depolamış bulunuyorlardı. Taif Kalesi şehrin üzerinde olup iki kapılı idi. Sakifler debbabe, mancınık ve kalkan yapma sanatını da öğrenmek üzere Urve bin Mesud ile Gaylan bir Seleme'yi daha önce Cüreş'e göndermişlerdi. Bunun için onlar ne Huneyn Savaşı'nda ne de Taif kuşatılmasında bulunmuş değillerdi. Kendileri bu sanatları öğrenince Taif Kalesi'nde vazifelendirilerek orada görevli olarak çalışmaktaydılar. Taif denilen yer ikinci iklimde 21 derece arz dairesinde rakimi yüksekçe akarsuları, ekinlikleri, hurma bahçeleri, üzüm bağları bulunan muz vesair meyveler yetişen Mekke-i Mükerreme'nin doğusunda Mekke'ye iki üç merhalelik büyük bir şehirdir. Mekke-i Mükerreme'den Taif'e yaya yürüyüşle bir günde çıkılır, oradan da Mekke-i Mükerreme'ye yarım günde inilir. Giderken yokuş, gelirken de iniş olduğu için. Evet sevgili ve muhterem izleyenler, Taif üzerine yürüyüş konusunda da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Huneyn'den boşalınca Taif'te üstlenen düşmanlar üzerine yürümeye hazırlandı. Halid bin Velid'i 1000 kişilik bir kuvvetle öncü bir birliği olarak yola çıkardı. Peygamberimiz de önce Evtas karargahına uğradı. Oradan Nahletül Yemaniye üzerine doğru gitti. Sonra sonra da Müleyha'ya, sonra Liye'nin
Buhretür Rua efendim mevkiine uğradı. Liye'de bir mescit yapıp içinde namaz kıldı. Mescidin duvarlarını Peygamberimiz örmüş, eshabı da taşımışlardır. Verilen ve yerine getirilen ilk efendim kısas hükmü konusunda da Bahretür Rua'da iken Peygamberimize Beni Leyslerden bir adamı efendim getirdiler. Kendisi Huzeylilerden bir adamı haksız yere öldürmüştü. İki taraf Peygamberimizin huzurunda iddia ve savunmalarını efendim yaptılar. Peygamberimiz öldürülen adama karşılık leysinin öldürülmesine hüküm verdi. Kendini Huzeylilere teslim etti. Onlar da götürüp katilin boynunu vurdular. Bu İslam dininde kısas ile neticelenen ilk kan davası idi. Malik bin Affın Liye'deki köşkünün yakılması konusunda da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öğle namazını Liye'de kıldı. Orada bir köşk görüp onun kime ait olduğunu sordu. Liyeliler bu Malik bin Affın köşküdür dediler. Peygamberimiz Malik bin Avf nerededir diye sordu. Liyeliler onun şimdi Sakiflerin kalesinde bulunduğunu efendim göreceksin dediler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam köşkün içinde kim var diye sordu. Liyeliler köşkün içinde hiç kimse yok dediler. Peygamberimiz Müslümanlara yakınız onu buyurdu. Öğle vaktinden güneş batıncaya kadar yakıldı. Müslümanlar Evtas'a yürüdükleri zaman Malik bin Affın Taif'e efendim varmış, Taiflilerin muhasara edileceklerini düşünerek hazırladıkları efendim kalelerini onarmış ve kale içinde de yeteri kadar yiyecek topladıklarını efendim görünce orada oturmuştu. Ebu Uhayha'nın kabri yanında yapılan bir münakaşa ve Peygamberimizin uyarısı konusunda da Liye'de Ebu Uhayha Said bin As'ın mülkü ve bu mülkün yüksekçe efendim bir tarafında da kabri bulunuyordu. Ebu Uhayha hicretin birinci veya ikinci yılında
kafir olarak efendim ölmüş bulunuyordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kabre doğru bakınca Hazreti Ebu Bekir, Allah bu kabir sahibine lanet etsin. Çünkü o Allah'a ve Resulüne meydan okuyanlardandı, dedi. O sırada Ebu Uhayha'nın iki oğlu Amir bin Said ile Eban bin Said efendim Peygamberimizin yanında bulunuyorlardı. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'in sözüne karşılık Ebu Kuhafe'ye lanet etsin. Efendim çünkü o misafirleri ağırlamaz, haksızlığa da engel olmazdı, dediler. Peygamberimiz ölüler hakkında, isterse müşrik olsunlar, kötü söz efendim söylemek onlara erişmez, fakat dirileri incitir buyurunca sustular. Bundan sonra Peygamberimiz Liye'den ayrıldı. Dışarı çıkmaktan kaçınan bir sakafinin efendim bahçe duvarının yıktırılması konusunda da Peygamberimiz Liye'den ayrılınca Dayka yolunu tuttu. Evet sevgili dostlarımız, Dayka yoluna yönelince bu yolun ismi nedir diye sordu. Dayka'dır denildi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hayır o Yusra'dır buyurdu. Sonra Nahbe'ye uğradı. Sakiflilerden bir adamın mülkünün yakınında bulunan Sadra diye anılan sidre ağacının altına indi. Sakafiye ya dışarı çıkarsın ya da bahçenin duvarlarını efendim üzerine yıkarız diye haber saldı. Adam dışarı çıkmaya yanaşmayınca Peygamberimiz bahçe duvarının efendim yıkılmasını, içinde bulunan şeylerin de yakılmasını emreyledi. Ebu Rikal ve onun kabrinden çıkarılan altın asa konusunda da Abdullah bin Amir der ki, Resulullah aleyhissalatü vesselamla birlikte Taif'e giderken bir kabre rastladık. Resulullah aleyhissalatü vesselam efendim bu Ebu Rikal'in kabridir. Kendisi haremde bulunur ve onunla korunurdu. Haremden çıktığı zaman kavminin burada uğradığı azaba o da uğrayıp öldü ve buraya gömüldü. Buna alamet de kendisinin yanına gömülmüş olan altından bir daldır.
İsterseniz kabri açınız, onun yanındaki altın dala rastlarsınız. Buyurdu. Oradaki toplum hemen kabri açmaya başladılar. Ve altın dalı da çıkardılar. Ebu Cigal bu altın dala asa gibi dayanırdı. Bu dalın ağırlığı 20 ratıldan fazla idi. Bir rıtıl 12 ukiye ve bir ukiye de 40 dirhem olduğuna göre altın dalın ağırlığı 1000 dirhemi aşıyordu. Rivayete göre Ebu Rigal Semud kavminden olup Sakiflilerin efendim atası idi. Ebu Rigal'in uğradığı azaba gelince Hazreti Salih Peygamber aleyhisselam onu Mekke tarafına sadaka tahsildarı olarak göndermişti. Ebu Rigal 100 koyunlu bir adamın yanına vardı, ona beni sana Resulullah gönderdi dedi. Adam Resulullah'ın elçisi hoş geldi, safa geldi, istediğini efendim al dedi. Ebu Rigal sütlü koyunu aldı. Adamcağız o anasının ölümünden sonra sağ kalan efendim şu çocuğundur. Yani yetim bir çocuğundur. Onun yerine 10 koyun al da yetimin koyununu alma dedi. Ebu Rigal hayır dedi. Adamcağız 20 koyun al dedi. Ebu Rigal hayır dedi. Adamcağız 50 koyun al dedi. Ebu Rigal hayır dedi. Adamcağız şu bir koyundan başka koyunların hepsini al dedi. Bu da Vakidi'nin haberidir. Anasız kalan çocuk o koyunun sütüyle beslenmekte idi. Efendim Yakuti'nin haberi ki bu da Mucemül Büldan'da kayıtlıdır. Ebu Rigal yine hayır dedi. Bunun üzerine adamcağız eğer sen süt içmeyi seversen ben de efendim severim dedi. Hemen ok çantasındaki okları yere serdi. Sonra da ey Allah'ım sen şahit ol dedi. Yanına bir ok yerleştirip Ebu Rigal'i öldürdü. Salih peygamberin yanına giderek Ebu Rigal'in yaptıklarını da haber verdi. Salih peygamber de ellerini kaldırıp ey Allah'ım Ebu Rigal'e lanet et diyerek dua etti. Ebu Rigal'i öldüren adam Kays'i
efendim aylanlardan Münebbih bin Hevazi'nin oğlu Sakif idi. Bu da İbn-i Kuteybe'nin haberidir. Eserindeki haberi. Kitab-ül Ma'arif'inde. Taif'te konaklayınca Müslümanların ok yağmuruna tutuluşu. Efendim, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ordusu ile birlikte ilerlemeye devam ederek Taif'in yanı başında bir yerde konakladı ve ordugahını orada kurdu. Amir bin Ümeyyetü Damri der ki Taif'e indiğimiz zaman Yüce Allah Celle Celalü biliyor ki çekirge sürüsü gibi üzerimize ok yağdırdılar. Taiflilerden efendim kalkanlarımızla korunmaya çalıştık. Hatta Müslümanlardan bazıları efendim yaralanarak şehit de oldular. İslam ordugahı Taif surlarına çok yakındı. Taifliler çıkıp Müslümanları oka tutuyor ve hemen girip kapılarını da kapatıyorlardı kalelerinde. Bunlar da Vakidi'nin, Taberi'nin ve diğerlerinin haberidir sevgili dostlarımız. Müslümanlar ise onların surundan içeri girmeye güç yetiremiyorlardı. Ebu Mihceni kale üzerinde kargı gibi uzun okları atar ve attığını efendim boşa gidermezken gördüm diyor. Karargahın değiştirilmesi konusunda da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hubab bin Münzir'i yanına çağırdı. Ona şu kavimden uzakça ve yüksekçe bir yere yer araştır, bul buyurdu. Hubab bin Münzir Kariye'nin dışında Taif Mescidi'nin bulunduğu efendim yere kadar gidip geldi ve orasının karargah edilmeyi elverişli olduğunu efendim haber verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz emredip ordugahı oraya efendim yani bugünkü Taif Mescidi'nin bulunduğu yerin yakınına kaldırdı. Taiflilerin başvurdukları çirkin bir tedbir konusunda da Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Taif'e varıp indiği zaman Taifliler sihirbaz bir efendim kariyi kalenin üzerine çıkardılar. İslam askerlerine karşı karının edep yerini açtırıp bununla kalelerini korumak istediler. Şu çirkin hale bak. Peygamberimizin zevceleri için iki çadır kurulması konusunda da efendim Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam yanında bulunan zevcelerinden biri Hazreti Ümmü
efendim Seleme binti Ebi Ümeyye idi. Diğeri Hazreti Zeynep idi. Bunlar için iki çadır kuruldu. Peygamberimiz namazlarını iki çadır arasında kılar ve orada otururdu. Sariye Mescidi konusunda da Sakifliler Müslüman olduktan efendim sonra Amir bin Ümeyye bin Vehib bin Muattib bin Malik peygamberimizin namaz kıldığı yere bir mescit efendim yaptırdı. Bugünkü dersimiz de buraya kadar. İnşallah buradan devam edecektir.